Hocam evlerimizde suret, resim, heykel özellikle hanım kardeşlerimiz böyle vitrin, gümüşlük tarzı yerlerde fil heykelleri, çocuk heykelleri, işte kuş heykelleri bunları oralara yüksek yerlere koyuyorlar. Bunlarda herhangi bir sakınca var mı? Yani bununla alakalı bilgi verebilir misiniz hocam? Allah razı olsun. Çok güzel bir soru. Ben de bazen gitmiş olduğum evlerde görüyorum. İşte filleri ben de görüyorum. Zürafa gibi e, maymun gibi böyle vitrinlerin üzerine koymuşlar ama kardeşlerimiz bilmiyorlar. Yani hatırlattığım zaman geçen bir eve gittim. Bir çocuğa ezan okumaya gittim. Kulağına ezan okumaya. Ezan okuduktan sonra baktım aynı o biblolardan var. Hocam işte çocuk rahatsız dedi. Bir okur musunuz işte ağlıyor vesaire. Dedim ben okuyayım ama bu çocuğun rahatsızlığı şu biblolardan dolayı olabilir. Nasıl dedi hocam? Şimdi dinimiz bunu yasaklamış yani biblo tarzı çünkü puta tapma hani niyet puta tapma dahi olmasa bile bir dönem bunlar yapılmış bu biblo, biblolar yapılmış e, büsler yapılmış ve bunlara tapınılmış Dinimiz de bunu kökten reddediyor buna cevaz verilmiyor günahtır haramdır bu şekilde bibloyu değer vererek hürmet ederek vitrinin en güzel köşesine koymak e, dinimiz bunu yasaklamıştır bu caiz değildir yani. E çocukların oyuncaklarına cevaz şöyle veriliyor. Yani yerde olacak, sepette olacak, ayak altında olacak. Böyle cevaz veriliyor. E şimdi bunun bulunduğu yere bu şekilde melek girmiyor. E melek girmeyen yere kim girer? Şeytan girer. En çok etkilenenler de o sıbyanlar oluyor. O yavrular oluyor. Belki evdeki huzursuzluğumuzun sebebi bunlar olabilir kardeşlerim. Bak belki bu sohbeti yaptığımız zaman çoğu kişi hayret ediyor. Araştırın. İlme bilgiye ulaşmak çok kolay. Evde biblo bulundurmak ya da büst koymak bir araştırın. Diyanete sorun. Böyle sağlam internet kanalları var. Okuyun, bakın, araştırın. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleri var bu konuda. Yani benim evime melek eğer şuraya koymuş olduğum iki tane maymundan sebep ya da üç tane filden sebep. Evime melek girmiyorsa ben onu niye tutayım? Hiç akıllı bir iş midir bu yani? Ya da çocuğum huzursuz oluyorsa, yeni doğmuş bebeğim feryadı figan ediyorsa, o koyduğum üç tane fil, ya ben bunu niye koyayım ki? Manzara resmi caiz, ağaç resmi, e, efendim dere resmi vesaire bunların hepsi caizdir. Ama e, bu şekilde biblolar kesinlikle dinimiz yasaklamıştır, caiz değildir. Ha, dediğim gibi kardeşlerimiz bilmediği için bunu koyuyorlar. Ben o kardeşime dedim ki, bak böyle bir durum var. Bu bibloların olduğu yere melek gelmez. Bu sabide burada. Ondan dolayı olabilir bu rahatsızlığı, Tamam hocam bilmiyordum. Hemen kaldıralım. Kaldır hanım dedi bunlar hemen yanımda. Yine başımdan geçen bu yavuz Sürk'te olmuştu. Bu, bu biblolarla ilgili bir hadise. Onu da anlatayım aklıma gelmişken. Akşam namazından sonra bir abimiz geldi tanıdık bir abimiz. Hocam dedi, bizim çocuk dedi çatlayacak dedi. Hocam ne olur bir oku dedi. Yani işte 2 aylık, 3 aylık bir çocuk. Ölecek dedi yani. Bir türlü rahat edemiyor. Bir şey mi var? Nazar mı var? E dedim abi okuyalım. Hocam ne olur gel bir eve evde oku. Getiremedik çocuğu falan. Neyse gidelim dedim. Çocuğun odasına gittik, çocuk odasına. Çocuk odasına gittim ama Çocuk odası hayvanat bahçesi gibi. Ayıyı koymuşlar gardolabın üstüne, maymunu koymuşlar öteki şeyin üstüne. Zürafalar bilmem neler. Abi dedim ne burası dedim ya. Hocam çocuk odası dedi. Hani göya çocukları için doldurmuşlar şeyi. Ya onlar öyle sen hürmet edecek şekilde yüksek yerlere konulur mu bunlar? Hem kocaman ayının ne işi var ya? O 3 yaşındaki çocuk için göğe önceden almışlar oda hazırlıyorlar vesaire. Dedim abi bak ben bilgimi sana söyleyeyim. Resulullah buyuruyor ki bu şekilde hürmet edilen, değer verilen, bu şekilde suret ayıyı büs şeklinde oraya koyuyorsun ya. Bu odaya melek girmiyor dedim ya. Melek girmediği için bu çocuk burada feryadı figan ediyor olabilir. Bunlardan dolayı rahatsız olabilir dedim abi. Hocam bilmiyorduk dedi ya. Olabilir dedi. Aradan bir hafta geçti. Onları hep temizlediler. Kaldırdılar odadan. Çocuk iyileşti. Belki bu sıkıntı olan çok kardeşlerimiz var. Çocuğum huysuz ama çocuğun odasına sen koymuşun en baş köşeye ayıyı koymuşsun mesela. Olacak şey mi yani bu? Bilmediklerinden dolayı tekrar ediyorum ama şimdi bu sohbeti dinledik. Bu şekilde yapmayacağız. Nasıl caiz? Bir kere öyle kocaman kocaman ayı almanızın lüzumu yok yani. Çocuğa oyuncak ayı küçük bir şey alırsın koyarsın sepete ayağının altında olur. Hatta böyle ayağında da itersin sağa sola. E buna cevaz veriliyor yani. Sepetin içinde. Niye onu koydun vitrinin baş köşesine? Düşünmüyor musun o şekilde cehalet döneminde koydular da secde ettiklerini bilmiyor musun? Duymadın mı? E ama hocam ben yapmıyorum. Yapmıyorsun ama onlara benzemiş oluyorsun yani. Onu oraya koymak ona bir değer vermek anlamı taşıyor. Bu anlam kötü bir anlam. Allahu Teala cehaletten bizleri muhafaza eylesin. Bu konuya dikkat edelim. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.